kadın ve erkeğin ev işleri ve çocukları yetiştirmede ortak paya sahip olması da beklenmektedir. Kadın ve erkek çalışıyorsa, küçük çocuklar kreşte, yuvada veya bakıcılar tarafından da bakılabilir. Bazı ebeveynler için çocuğu yuvaya bırakmak başlangıçta çok zor olabilir. Ama bunu yapmak için birçok neden var. Yuvaya başlayan çocuklar birçok şey öğreniyorlar ve yeni arkadaşlar ediniyorlar. Dancaları gelişiyor ve ileride okul hayatında daha başarılı oluyorlar. Bu da uzun vadede meslek edinme, eve iyi bir iş sahibi olma şanslarını arttırıyor. Çocukların yuvaya gitmesi, kadınların daha rahat iş bulması imkanını sağlıyor. Anne ve babanın çalışması çocuklar için güzel bir örnek teşkil ediyor ve onların çalışan birey olma özelliğini kuvvetlendiriyor. Kadın, erkek, herkes kendi parasını kazanma, istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Bu evli çiftler için de geçerlidir. Eşinizin sizin paranızı kullanma konusunda bir hakkı yoktur. Siz izin vermediğiniz müddetçe de internet bankacılığına girmesi yasaktır. Çalışırken kendimi toplumun faal ve üretken bir parçası gibi hissediyorum. Kendimi daha sosyal, kendi ayakları üzerinde duran biri olarak hissediyorum. Yani benim için çalışmak çok şey ifade ediyor. Çalışmak hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi bir şey. Kadınların çalışması ekonomik açıdan da iyi bir şey. Çalışmasaydım ve bir gelirim olmasaydı şu an oturduğumuz evi alamazdık. Elbette ki pahalı. Ama iki kişi çalışıp para kazanıyorsa bu mümkün olabiliyor. Eğer çocukların ve kendin için iyi bir yaşantı istiyorsan, eve iki kişinin gelirini getirmesi çok lazım. Çalışırken lisanımın geliştiğini fark ediyorum. Ayrıca başkalarıyla bir araya gelme isteği de oluşuyor. Toplumun bir parçası oluyorsunuz. İçinde yaşadığınız toplumda çocuklarınızı nasıl yetiştirmeniz gerektiğini fark ediyorsunuz. Kadınların dili öğrenmesi çok önem arz ediyor. Çocuklara iyi bir örnek olmak bakımından çalışmak da çok önemli. Yani çocuklarım çalışıyor olmamdan çok memnunlar ve benimle gurur duyuyorlar. Bunu net bir şekilde görüyorum.